Geçenlerde de böyle olmuştu. Sürekli elektrik kesiliyor. Niye böyle oluyor? O kırılmış. Ben şimdi emaneten telle sarayım. Akşam gelince yenisini alır takarım. Tamam. Borcum ne kadar? Ne borcu canım? Komşu sayılırız burada. Başka bir ihtiyacın varsa söyle bana. Elimden her iş gelir benim. Malum erkek yok senin başında. Ben bütün ihtiyacını gideririm senin. Alın şunu beyefendi. Canım yanlış anladın beni sen. Alır mısınız şunu? Çıkar mısınız evimden? Çok fazla üstünü getireyim. Tamam üstüne falan gerek yok. Çıkar mısınız lütfen evimden? Akşam kaçta geleyim? Bak o şartı sakat tekrardan atabilir. Yenisini takayım. Hala akşam diyor ya. Çıkar mısınız evimden? Polis çağırırım. Çağır, gitmiyorum. Somer? Ne bu öfke ya sabah sabah? Ne var, ne istiyorsun? Belamı istiyorum. İçeri girebilir miyim yoksa polisi dışarıda mı bekleyeyim? Gir, tamam gir hadi. Ne oldu? Yine elektrikler mi kesildi? Ne bu? Küçük bir hediye. Yapma Somer bunu bize lütfen. Sakın. Aç hadi. Aç. Somer beni bir hediyeyle yeniden kazanabileceğini mi düşünüyorsun gerçekten? Bu öyle basit bir şey değil. Açar mısın lütfen? Türkan. İzin ver telafi edeyim. İlk yaralandığın yer neresiyse oradan sarmaya başlayayım yaralarını. Bak, ben geçmişi değiştiremem. Fakat onarabilirim. Lütfen. Ben hediye falan istemiyorum Somer. Mine değilim ben. Menfaatlerim için yaşamıyorum. Mine ile ne alakası var bunun? Türkan. Bu öyle basit bir hediye değil. Bu bizim için çok anlamlı. Çok özel bir şey. Lütfen. Somer, bu... Ben o geceye dair kötü olan her şeyi silip atabilirim. Unutabiliriz.
Somer yapma lütfen. Bak biz... Ben dün gece bir rüya gördüm. O geceki kötü anların hiçbiri yaşanmamıştı. Yepyeni bir başlangıç yapmıştık. Türkan o kadar güzeldi ki... ben o zehirli lafların hiçbirini sana sarf etmemiştim. Gerçekten çok güzeldi. Ama rüya. Sadece rüya değil mi? Bizim gerçekliğimiz başka. Ben o rüyanın gerçek olmasını istiyorum. Sana yaşattığım her kötü anı silip atmak istiyorum. Yapacağım da. Durmayacağım. Geçmiş diye hatırladığım ve sana acı veren ne varsa ben sana unutturacağım Türkan. Söz veriyorum. Bana inan. Bize inan. Gel yeni bir başlangıç yapalım. Biz yeni başlangıçlar yaptık Somer. Ama bak işte. Bu sefer farklı olacak. En başından yepyeni bir sayfa. İzin ver aramızdaki bütün engelleri yıkar gibi kaldırayım duvağını. Gözlerinin içine bakayım ilk aşkıma bakar gibi. Öpeyim alnından. Ve bugünü yazalım tarihimize. Yıl dönümümüz bugün olsun bundan sonra. Çocuğumuza da böyle anlatalım. Gerçeğimiz bu olsun. Geçmişte yaşadığımız bütün kötü anlar kabustu. Uyandık. Bitti diyelim. Bak istersen benim işe gitmem lazım zaten. Türkan. Lütfen bir şey söyle. Ne söyleyebilirim ki Somer? Bizim gerçeğimiz bu işte. Biz aramızdaki engelleri, duvarları aşamayacağız. Bu kadının gölgesi hep üstümüzde olacak. Ben seni birilerinden sakınırken hep haddini aşan Türkan olacağım. Ben yoruldum Somer. Çok yoruldum. Tekrar bunları yaşamak istemiyorum. Geç kaldım. Kapıyı çekip çıkarsın. Ne var ya, ne var? Niye bağırıyorsun Somer? Niye arıyorsun ikide bir? Acil çünkü. Kirazı alır mısın? Çıkmam lazım benim. Tamam, 10 dakikaya geliyorum. Alo Derya. Efendim abla. Dönüş yanında mı? Hı hı, yanımda. Tamam. Babamın bir eski bir ayakkabısını getirebilir mi bugün bir arabana? Anlamadım. Ne yapacaksın sen babamın eski ayakkabısını? Lazım işte. İyi tamam. Şimdi mi getirsin? Benim onda yedek anahtarım var. Ben şimdi işe gidiyorum. Bir ara bir gün bana bırakır. Tamam abla. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Serdar. Ablam ne diyor? Babamın eski ayakkabısını getirmeni istiyor. Eski ayakkabı ne yapacakmış ya? Bilmiyorum. Anahtarı varmış sende. Kahvaltıdan sonra bırakırsın. İyi peki. Kızlar. Merhaba. Geciktiniz. Annemlere kahvaltı hazırladık da. Biz kahvaltıya gidecektik zaten.
Gideceğiz zaten. Doğru düzgün bir şey yemedik zaten. Açlıktan ölüyoruz. İyi, atlayın hadi gidelim o zaman. Hadi kimse görmeden binelim. Derya, siz gidin kahvaltıya, beraber baş başa yapın güzelce kahvaltınızı. Ben gelmeyeyim hiç. Ya oyun bozanlık yapma ama. Ama ben şimdi sizin moralinizi de bozacağım. Gelmeyeyim hiç. Allah Allah, niye bizim moralimizi bozasın ki sen? Doktor bey yüzünden. Gördüm onu. Sen de gel dedim ama yok dedi, çıktı gitti. Neyse, siz gidin hadi kahvaltınıza. Derya, annemden önce gel eve ne olur. Hadi, görüşürüz. Hadi afiyet olsun. Sağ ol canım. Ya onlar doktorla kavga mı ettiler yine? Ya bana selam verdi de dönüşün suratına bakmadı. Kavga etseler iyi. Böylesi daha üzücü Mustafa. Ama bence doktor haklı, kimse kusura bakmasın. Haklı da, dönüş de haklı ama. Mustafa, sen bir konuşsan, bir araya getirsek. Aman ben onu bir kere yaptım. Kendisinden biraz fırça yedim, bir daha hayatta yapmam, kusura bakma. İyi tamam, ablama söylerim ben de. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.